Hava kararınca AKP il binasının önünden geçtim arkadaşlar. Herhalde kedi yanlış trafoya girmiş. AKP il binasının elektrikleri mi kesikti? 2015 genel seçimlerinin ardından tekrar CHP'den milletvekili olarak seçilen Tanju Özcan, CHP il binasında basın toplantısı düzenledi ve seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yani %5 oy artışı demek bizim açımızdan, %20 oy artışı demek. Yani 20'den 25'e çıkmak oldukça önemliydi bizim açımızdan. Yine tabii bu arttırdığımız %5'in tamamını AKP'den aldığımız görülüyor. Partide düzenlenen basın toplantısına CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, milletvekili Tanju Özcan'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Seven hariç bütün ilçelerde oyumuz arttı. Seven'de de aşağı yukarı yerimizde saydık. Milletvekili Tanju Özcan ilk olarak seçim sonuçlarını değerlendirdi. Hem Gerede'de hem Göynük'te, hem Mudurnu'da hem Mengen'de, hem Kıbrısçık'ta hem Dört Divan'da oyumuz artmış. Yeni Çağ'da oyumuz artmış. Bu beni çok mutlu etti. Yine arkadaşlar Bolu'nun 490 köyünün birkaçı dışında tamamında oyumuzun arttığı görülüyor. 46 binin üzerine çıkmışız. Böyle devam ederse ben önümüzdeki süreçte Bolu'da partimizin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Tanju Özcan, AK Partililerin çok afaki konuştuklarını belirterek esprili bir şekilde şu cevabı verdi. Çok afaki konuşmalar yaptılar. Artık hani seçim dönemi bitti, çok girmek istemiyorum ama. İşte Tanju Özcan'a siyaseti bıraktıracağız dediler. 3-0 yapacağız dediler. Ne oldu? Şimdi bana siyaseti bıraktıracağız diyenler ne yapacak? Ama ben onlar siyaseti bıraksın istemiyorum. Biz onlardan memnunuz. Bir dönem daha kalırlarsa biz Bolu'da AKP'yi tamamen geçmiş olacağız. Ondan bir tereddüdüm yok. Özcan'ın açıklamalarının devamı ise şu şekilde. İnsanlar şunu yapmak istedi bence halkımız. HDP'yi de bu siyasal sürece dahil etmek istedi. Artık HDP'ye de şu mesajı verdi. Terör örgütüyle arana bir mesafe koy. Sen de gerçekten bu ülkenin legal bir partisi ol mesajıydı bence. Bu da çok anlamlı.